A kitapçı 13, B kitapçı 8. soru ile devam ediyoruz. Moleküller arasındaki bağlarla alakalı durumlardan hangisi karşısında verilen nedenle açıklanamaz diye soruluyor. Su moleküllerinin kaynama noktasının hidrojen kloründen büyük olmasının sebebine bir bakalım. Su moleküllerinde fon elementleri bulunmakta. Bakın fon elementleri yani flor, azot, oksijen elementlerine baktığımız zaman bunlar elektronegatifliği yüksek olan elementlerdir. Bu durumda bunlara hidrojenin bağlı olması ve bu hidrojenin tekrardan bu fon elementlerine bağlanmasıyla hidrojen bağı oluşmaktadır. Yani su moleküller arasında hidrojen bağı etkin değil. Hidrojen klorüre baktığımız zaman ise polar bir moleküldür ve polar moleküller arasında ise dipol dipol etkileşimleri mevcuttur. O halde hidrojen klorürde dipol dipol suda hidrojen bağının olmasından dolayı kaynama noktası suda daha fazladır. Çünkü hidrojen bağı dipol dipolden daha kuvvetli bir bağ çeşididir. Zayıf etkileşimler arasında A şıkkı doğrudur. İyot oda koşullarında katı, flor ise gaz halindedir. Bunun nedenine baktığımız zaman 7A grubunda aşağı doğru inildikçe molekül ağırlığının artması ve Lan'ın kuvvetlerinin artmasından kaynaklıdır. Ve Lan'ın kuvvetlerinin artmasıyla ayrıca kaynama noktası da artmaktadır. Yani B şıkkı da doğrudur. Metan suda çözünmezken burada metil alkol suda çözünür. Bunun nedenine baktığımızda Lewis yapısını açtığımızda karbonun merkez atomunda elektron çifti yoktur ve çekimleri eşittir. Bu durumda polar yapıya sahip olduğu için suda çözünmez. Çünkü su polar bir yapıdadır. Metanole baktığımız zaman ise oksijenden dolayı çekimler değişecek. Kısmi negatiflik ve kısmi pozitiflik oluşacak. Bu durumda polarlık söz konusudur ve suda çözünür diyebiliriz. Yani metanol molekülü polardır, suda çözünür. C şıkkı da doğrudur. Hidrojen florürün kaynama noktası hidrojen iyodürden büyüktür diyor. Hidrojen florüre baktığımız zaman yine fon elementi içermekte. Bakın bu fon elementine tekrar diğer moleküldeki hidrojenin bağlanmasıyla yine hidrojen bağı oluşmaktadır. Hidrojen iyodürde ise polar bir molekül olduğundan çekimler farklı olduğu için dipol dipol etkindir. Bu durumda kaynama noktası hidrojen florürün hidrojen iyodüre göre daha fazladır. Nedeni ise hidrojen bağının bulunmasıdır. Hidrojen florürde yani cevap D şıkkı olur, yanlış verilmiştir. Hidrojen molekülü amonyakta çözünmez diyor. Bunun nedeni hidrojen molekülünde çekimlerin eşit olup apolar bir yapıya sahip olmasıdır. Amonya baktığımız zaman ise merkez atomda elektron çifti vardır ve çekimler azota doğrudur. Bu durumda polar bir yapıya sahiptir. Apolar apoları, polar da poları çözmektedir. Bu durumda apolar poları çözmez. E şıkkı da doğru olarak verilmiştir.